şerefi mi ettin? Sayın İskender Özal. Kendisi yarın ameliyat oldu. Hakim. Başkanım. Resmi yapayım dedim ama ciddi bir olur. Geçmiş olsun, şifa diliyorum, dua ediyoruz hocam. Çok değerli meclis arkadaşlarım, çok değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları, çok değerli izleyenler. Hepinizi sevgi, barış, dostluk duygularıyla selamlıyorum. Olağanüstü meclis toplantısı bugün gerçekleştireceğiz. Amacımız süreleri tam zamanda yapmak suretiyle revizyonun belli bir noktaya gelebilmesi için gayret içerisindeyiz. Bugün de ana hedefimiz 1/5 günlük planlara gelen itirazların görüşülmesi noktasında komisyon raporunu birlikte okuyacağız, değerlendireceğiz. Bu arada belediyede hızlı bir çalışma sistemimiz devam ediyor. 8 tane mahallede yeraltı, su ve kanalizasyon sistemleri, arıtma tesisleri, yani 8 tane mahalleyi değer emniyet merkezindeki imkanların tümünden yararlandırmak için inanılmaz bir gayret içerisindeyiz ve çok da fazla para harcıyoruz. O mahallelerimizdeki insanlar da son derece mutlular. Bu gelişmelerin bu kadar süratli olacağına hiç kimse tahmin etmiyordu ve arkadaşlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın samimi çalışmalarıyla, gecelerini gündüzlerine katmalarıyla bunu samimi olarak söylüyorum. İnanılmaz bir performans kaydettik. 8 tane mahallemizde işlerimizin büyük bölümü bitmiş vaziyette. Yeni ihalelerle, kanalizasyon olmayan yerlere de kanalizasyonla götürüyoruz. Allah nasip ederse asfalt ihalelerini yaptık. Haziran ayında da asfalta başlıyoruz. Bu arada İstinat duvarı ihalelere yapıldı ve fiilen istinat duvarlarını yapması gereken yerlere, daire tespit edilen yerlere istinat duvarlarını yapıyoruz. Parke çalışmalarımız bu arada devam ediyor. Tabii sizlerin de bilgisayar alanında piknik alanı için çalışmalarımız devam ediyor. Kiralama işlemleri son safhasına geldi. Kiralama muamelesini yaptıktan sonra hemen projeleri paralarımızı piknik alanında ihaleye çıkaracağız inşallah. Yalı Caddesi'ni zaten görüyorsunuz. Orada müthiş bir çalışma var. Amacımız festivale buraya yetiştirmek. Orada iki kademe olacak. Birinci kademe Yalı Caddesi'ni 3 metre genişletiyoruz ve orada birazını yemeğini yiyen yiyecek. Alt kademe, yeni yaptığımız kademe de vatandaşların aileleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla gelip ücret ödemeden, alkol satılmayan bir ortam yaratacağız. Aynen sahilde bazı bölümlerde yaptığımız gibi evlerinden termosunu yiyecek içeceğini de getirip burada rahatlıkla yiyebilecekleri bir ortam yaratacağız. Yani o bölüm özellikle para harcamak istemeyen insanlar buralarda masalarını falan da belediye olarak biz siparişlerini verdik, yapıyoruz. Eğer arzu ederlerse yukarıdaki dükkanlardan kendilerine Pepsi Cola, çay, dondurma gibi servis yapılabilecek alkolün dışında birinci kademe alkolsüz bir ortam, vatandaşlara hitap eden, evinden masraf etmeden kahvaltılığını getirip, termosunu getirip çay içebilecek tarzda bir ortam yaratacağız. Üst katta yemek yemek isteyen, birazını içmek isteyen üst katta olacak. Bu çalışmalarımız da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Geçenlerde festival açıklamasını yaptık. Bu sene festivalimiz için sanatçılarımızın ilanlarını arkadaşlarımız hazırlıyorlar, yakında açacaklar. Basına da bilgi verdik. Festival için ummalı bir faaliyet içerisine girdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Burada küçük bir notu değerlendirmeden geçemeyeceğim. Sakın başkan bağırdı, çağırdı falan filan demeyin yine. Basın mensupları söylüyor laflarımızda. Ereğli'de maalesef Erdemir ile Ereğli halkı arasında bir düşmanlık ortamı yaratmak için başta Sayın Oğuz Özgön olmak üzere büyük bir çaba sarf ediyorlar. Erdemir'de çalışırken hatırlıyorum 15 Mayıs'ta Erdemir'in kutlaması yapıldı.
okula davetiye getirdi. Belediye meclis üyelerine davetiye, genel meclis üyelerine, parti başkanlarına davetiye getirdi. Gösteride bir araya getirdik. Ödül törenlerinde birlikte olurduk. Erdemir Stadyumu'nda halk toplanırdı. Erdemir'in eriyle kurulmasının kutlamalarını yapardık. Çuval yarışmaları olurdu, yumurta yarışmaları olurdu, futbol törenleri olurdu ve halk Ereğli'de Erdem'in kuruluşunu kutlardı coşkuyla. Ama 15 Mayıs bugün, farkında mısınız? Böyle bir şey var mı? Erdem'in kutlaması falan filan var mı? Belediye meclis üyeleri seçilmiş, en seçkin insanlar arıyordu. 100 bin kişinin seçtiği en seçkin insanlar. Herhangi birimize davetiye falan geldi mi kutlamalar için? Belediye başkanı olarak bana gelmedi, kaymakama gitmemiş. Erdemir, Ereğli'den iyice kopmaya başladı. Ama Erdemir'i koparanlar başta Oğuz Özgen. Açık ve net olarak söylüyorum. Oğuz Özgen'in buradan gitmesi lazım. Yeni seçilen Boyak yönetimine sesleniyor. Hayırlı olsun yeni görevleri. Ereğli halkına tepeden bakan Oğuz Özgen'in bu memleketten gitmesi lazım. Gitmezse bunun acısına Boyak'ta katlanacak. Belediye ile savaş yapmak. Belediyenin başında Halil Kosbüyük olur, Ahmet olur, Mehmet olur hiç önemli değil. Ama belediye başkanıyla affedersiniz ilk yarışına giren bir genel müdürü Ereğli'de istemiyoruz. Açık ve net olarak ilan ediyor. Geçenlerde taş lokantaları var Bağlık'ta. Kocaman bir afiş yazmışlar. Bu boyutlarda afiş. Üzerine de yazmışlar. İmarda öneri planımız olmasına rağmen bu taş restoranın ruhsatını vermediler. Personelimize ve halkımıza yemek veremiyoruz. Bu durum personelimize ve halkın sağduyusuna sunulur diye kocaman bir pankart atmışlar. Tabii gereği yapıldı. Polisle beraber pankart alındı oradan. Ve ceza da yazıldı kabahatler kanununa göre. Şimdi burada sormak istiyorum. Ey Oğuz Özgen, sen kanun dışı bir adam mısın yani? Ereğli'yle Erdem'in arasını açmak için daha ne kadar gayret sarf edeceksin? Oyak yönetimi, siz uyuyor musunuz? Ereğli halkına saygısızlık yapan bir genel müdürü burada nasıl tutuyorsunuz? Göztepe'de Metalko Kooperatifi ve diğerleri sakıncalıydı, ruhsatlarını vermemiştik, ceza kestik, mühürledik. Ama efendi gibi kanunlara uydurduk onları. Göztepe'de parselasyon, ifraz yaptılar. İfraz neticesinde de şimdi Metalko'da kanunlara uydukları için, riayet ettikleri için ruhsatlarını alıyor. Hiçbir pürüz kalmadı. Ama Bağlık da bunu yapmak istemiyorlar. Çünkü 800 milyar lira devlete para verecekler. Kocaman bir alan. Buranın parselasyonu yapılacak, uygulaması yapılacak, yollar belediyeye terk edilecek. Ama burayı yapamıyorlar. Parayı devlete vermeyelim diye. Ondan sonra da taş lokantaya ruhsat vermiyorlar. Böyle bir şey olur mu? Kanunsuzluk olur mu? Kanunsuzluklara biz okey diyebilir miyiz? Sen oraya asıyorsun afişi, Ereğli halkıyla, Ereğli belediyesiyle kavga ediyorsun Oğuz Özgen. Sen bunlara nasıl yapacaksın? Sen zaten bir şey becerdiğin falan filan yok. Senin yaptığın Ereğli halkına tepeden bakmak ve Ereğli halkına saygısızlık yapmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Boyak yönetimini bir kez daha uyarıyorum. Bakın çok iler yüzlüyüm, hiç sinirlenmiyorum. Bu genelleri buradan alın, istemiyoruz bu genelleri. Oğuz Özgen'in Ereğli'de kalmasını, bir dakika daha kalmasını istemiyoruz. Eğer almayacaksanız, Ereğli halkıyla kavgayı devam ettirmek istiyorsanız, Oğuz Özgen'in Ereğli halkına saygısızlık yapmasını devam ettirmesine göz yumarsanız, yeni yönetimi, Oyak yönetimine sesleniyorum. Bunun acılarına katlanacaksınız. Sivil toplum örgütü olarak Ereğli Belediyesi'ni 100 bin kişinin seçtiği bir belediye yönetimine değil, Erdemir Genel Müdürü hiç kimse kapatamaz. Kapatılanların hangi noktaya geleceğini önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Almamakta ısrar ederseniz, ne olacağını sizlere göstereceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Onun için Oyak yönetimine sesleniyorum bir kez daha. Bugünlerde yine konuşmaya başlayacağım uzun zamandır. Sessizdim ama Ereğli halkına saygısızlık yapanları asla affetmem. Oğuz Özgen'i de asla affetmiyoruz. Onun bu Ereğli'den gitmesini istiyoruz. Halka düşmanlığına son vermesini istiyoruz. İşçiye düşmanlığına son vermesini istiyoruz. Son kez ikaz yapıyorum. Bu ikazım eğer değerlendirmeye alınmazsa bugünden itibaren her gün sahneye tekrar çıkıp, tekrar benim için kavgacı diyorlar, Ereğli halkı için, Ereğli'ye saygısızlık yapan, kuruluş yıl döneminde dahi Ereğli halkını davet etmeyen bir anlayışın
buradan gitmesi için her türlü eylemlere başlayacağımı açık ve net olarak söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Yoklamaya geçiyorum. Erol Çivici, Ali Yağmuroğlu, Abdülkadir Sözer, Güler Demiroğlu, burada. Cevat Aydın, burada. Halil Bozkuş, Özkan Özyağcı, Behmi Kararslan, Aydın Karadan, burada. Miktat Güngör, burada. Turan Çınar, burada. Hamdi Çakır, burada. Cumhur Nalcı, burada. Sibel Yıldız, burada. Hasan Pınarcı, burada. Selime Yılmaz, burada. Nejat Bakan, burada. Naylan Selvi, burada. İskender Özel, burada. Mustafa Kalkan, burada. Esra Alkogo, Yusuf Kalay, Eyüp Kararslan, Mustafa Kumaş, burada. Adem Çakır. Değerli arkadaşlarım, Ekseyet Parti oturum açıyorum. Oturum açıldı. Mazeret edeceğiz, varsa alayım. Meclis üyeleri tarafından verilen mazeret dilekçelerini okuyorum. Sayın Adem Çakır ve Sayın Yusuf Kalay mazeretli olmalarını istiyorlar. Şura arkadaşımız ameliyat hocam için şifalar diliyorum. Şura arkadaşımız kendisine. Mazeret dilekçeleri hakkında söz isteyen bana. Onların arıyor, kabulünü hocanızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birine kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, gayet iyi bir şekilde gidiyoruz. Revizyonda. Tam kurallara uygun şekilde bekleme sürelerine tam uymak suretiyle gidiyoruz. 1/5000'likleri belediye mesleklerimize gösterdik. Komisyon gördü. Her ildeki müteahhitlere, mimarlara, mühendislere, bu işle ilgili insanların hepsini bu salonda topladık. Onlara da ayrı ayrı bilgi verdik. Her zaman ifade ediyorum. Açık ve net olarak söylüyorum. Şeffaf bir revizyon yapmak istiyoruz. Ereğlinin önünün açılması için gayret sarf ediyoruz. Bu revizyon bittiği zaman herkes görecek ki Ereğli'de büyük bir inşaat faaliyeti başlayacak. Alım satım faaliyeti başlayacak. Ve inşaat sektörü devreye girecek. Tamamen olmasa bile bir kısım işsizliği de oradan kaldırmış olacağız. Şu anda Ereğli kilitlenmiş vaziyette. Binasına kat çıkmak isteyen, genişletmek isteyen, yeniden inşaat yapmak isteyen asla inşaata falan girmiyor. Nasıl olsa revizyon olacak. Buradan bir iki kat alır veya gece sağan inşaat sahası bu diye bir inanış olduğu için hiç kimse inşaat yapmıyor. İnşaat kilitlenmiş vaziyette. Müteahhitlerin hepsi işsiz. Mimarlar, mühendisler perişan vaziyette. Ustalar, amelliler, işçiler perişan vaziyette. Onun için bunları elde dile geçirmemiz lazım. Biz her şeyi çok iyi biliyoruz diye asla bir iddiamız yok. 1/5000'likler benim seviyeye geldi. Şimdi 1/1000'liklere geliyoruz. O daha da anlaşılabilir vaziyette. Ben yanlış yapabilirim. Benim imar yanlış yapabilir. Plancılar yanlış olabilir. İnsan bu hali. Ama burada hep beraber tek tek göreceğiz. Yanlış olan tarafı lütfen söyleyeyim. Burası yanlış değil. Eğer doğruysa değiştirelim. Hemen değiştirelim. Hiçbir ön yargımız yok. Biz her şeyin en iyisini biliyoruz. Bu böyle olması lazım diye bir iddiamız asla yok. Samimi duygularımızla Ereğli'nin gelişmesi için, hareket olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Lütfen bizi uyarın. Yanlışlarda bizi ikaz edin. Anında değişecektir ama her taraf değişecek diye bir şey yok. Uzmanlara da soracağız doğru mudur, yanlış mıdır diye. Ama bizim hiçbir ön yargımız yok. Bu böyle olacaktır diye bir iddia edeceğiz değiliz. Tartışalım. Görüşelim ama halkın menfaatine bir revizyon inşallah gündeme getirelim. Şimdi gündemde bulunan maddeleri Özkan Özyağcı, Komisyon Başkanı, Nalan Selvi, Komisyon Başkan Vekili, Fehmi Karaarslan üye, Turan Çınar üye, Esra Alpago üye. Değerli arkadaşlar, komisyon raporu hakkında söz isteyen var mı? Olmadığına göre dokunmak suretiyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Erol Çivici, kabul. Ali Yağmuroğlu, kabul. Abdülkadir Sözer, çekimser. Güler Demiroğlu, kabul. Cevat Aydın, kabul. Halil Bozkuş, çekimser. Özkan Özyağcı, kabul. Fehmi Kararslan, kabul. Aydın Karadan, kabul. Miktat Güngör, kabul. Turan Çınar, kabul. Hamdi Çakır, kabul. Cumhur Nalcı, kabul. Sibel Yıldız, kabul.
Hasan Pınarcı. Çekimser. Selime Yılmaz. Necat Bakan. Kabul. Nalan Selvi. Kabul. İskender Özel. Kabul. Mustafa Kalkan. Kabul. Esra Altago. Kabul. Eyüp Kararsan. Kabul. Mustafa Kumaş. Kabul. Ve Başkan Halil Pospey. Kabul. Mevcudun 3 çekimser hariç, 3 tane çekimser hariç değerleriyle birlikte kabul edilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçiyorum. Of çektim değil mi? Ihh dedim. Daha çok kızlar çektireceğim. Şimdi gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçiyorum. Maddeye Cemil Beden Mahallesi Mahta 6, Patrik 477, Peyton 7 belediğimize ait Belen Camii müştemilatının Kur'an kursu olarak kullanmak üzere tahsisinin görüşmeye çıkmıştır. Bu konuyla ilgili plan ve proje müdürlüğü yazısını okumuş. İlçenin Belen Mahallesi, Tapu'nun Pafta 6, Parsel 474'te kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait Belen Camii müştemilatının Diyanet İşleri Bakanlığı Kur'an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonları yönetmeliğinin 7. maddesinin A fıkrası uyarınca cami müştemilatının Kur'an kursu olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisinin yapılmasının meclisçe görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Değerli arkadaşım zaten Kur'an kursu burası. Köyden kente geçtiği için, belediye mutlularına geçtiği için yeniden böyle bir karar almamız gerekiyor. Bu konuda söz isteyen var mı? Olmadığına göre kabulünü oylarına sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy bize kabul edilmişse teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar bir konuda daha bilgi vermek istiyorum. Dışarıdan duymanız hoş olmaz. Benden duyun. Alıcı barınaklarını biliyorsunuz. Demirçelik Fabrikaları Genel Müdürü Oğuz Özgen şikayet etti. Demirçelik Fabrikası'nı mühürlüyorsun ama balıkçı lokantaları orada kaçak onları mühürlemiyorsun diye onun üzerine müfettişler geldi ve bizi mahkemeye verdi. Şu anda ben, başkan yardımcısı, zabıta müdürü ve zabıtalar yargılanıyoruz. Biz oraya mühürümüzü vurduk. Ama mühür fevki yaptılar. Savcılığa bildirdik. İkinci defa oldu, tekrar savcılığa bildirdik. Zannedersem bir hapis cezası da aldılar. Üçüncü defa yine dün akşam kontroller yapıldı. Yine balık yediriliyor, içki içiliyor. Belediye meclislerinin özellikle bilgilendirildi. Dün akşam tutanaklar tutuldu. Üçüncü ceza savcılığa bildirildi. Kaymakamlığa da yazı yazıldı açıklar bu işinmez ama nedense hep belediyeye kızıyorlar. Hiç polis orada gözünün önünde oluyor, polis bir şey yapmıyor. Orada açıkta alkol kullanılıyor diye emniyete bildirdik. Aynı zamanda oradaki şahısları yazıyoruz. 10 gün içerisinde oraları çıkaracaklar eşyalarını ve belediyenin yapmış olduğu çelik konstrüksiyonları söküp balık satış yerlerinin dışarısı dümdüz hale getirilecektir. Bunu bizim ağzımızdan duymanızı rica ediyorum. İki, tekrar başta söylediğim istemeyen adam için bir iki laf daha söylemek istiyorum. Ereğli halkı tarafından istemeyen adam ilan edilen Oğuz Özgen, Büyük Anadolu Otel'de belediye başkanını sendika yönetimine dövdürmeye kalkmıştır. Başka saldırılar oldu biliyorsunuz. Daha sonra da yine bu Oğuz Özgen, Ereğli halkına düşmanca bakan Oğuz Özgen, Ereğli Belediyesi'nin önüne zorla isteyerek değil, işçiler gitmek istemiyordu, işçileri gönderdi. 5 seneden beri Ereğli'de hava kirliliğiyle bizleri bunaltan en çok kanser olayı Karadeniz'e geldi. Bunu da altını size söyleyeyim. Bana inanmıyorsanız doktorlara gidin, Eylem Bey'e, kulak burun boğazcıya, akciğer doktorlarına gidin. En büyük kanser burada. Hatta geçenlerde burada dediler ki Ereğli'de çamur yağdı dediler. O kadar güzel kamufle yapıyorlar ki, algılandırıyorlar ki. Alap'ta çamur yağmıyor, ormanda yağmıyor, Gandil'de yağmıyor, Ereğli'de çamur yağıyor. La böyle bir şey var mı? Allah buraya felaket mi götürüyor? O şeyde rüzgarda cevher stoklarındaki cevherler havaya kırmızı bir gökyüzü. Yağmurla beraber cevher yağıyor buraya, çamur falan yağmıyor. Ciğerlerinize de yağıyor, çocuklarınızın ciğerlerine de. Ama ses seda yok tabii ki kimse de. Bunları yapan hep Oğuz Özgen, istenmeyen adam, Ereğli'ye düşman olan Ereğli adına. Bu Oğuz Özgen 5 seneden beri festivali bir tek lira para dahi verdirmedi. Kendisi özellikle uğraşıyor. Ama Ereğli'de yaşayan herkes kendi imkanları ölçüsünde festivale yardım ediyor. Bu sefer şöyle bir uygulama yapıyoruz. Onların misafirhanelerine yer verdilerdi bize. Misafirhanelerinde Oğuz Özgen başına çalsın. Yer istemiyorum ondan. Onların kültür merkezlerinden yer istemiyorum. Kültür merkezinde Oğuz Özgen
başına çalsın. Anadolu Otel'den de, çünkü sendikayı da Oğuz Özgen yönetiyor. Sendika başkanı, ikinci başkanı Oğuz Özgen. O Anadolu Otel'in de başlarına çalışsınlar. Oradan da yer istemiyorum. Aynı zamanda belediye mensuplarına protokola davetiye göndermedikleri için 15. bu kuruluş yıl döneminde hiçbirisine davetiye göndermedim. Yok farz ediyorum. Oğuz Özgen'in yüzünden OYAK Yönetim Kurulu'nda yok farz ediyorum. Çünkü Oğuz Özgen'i OYAK Yönetim Kurulu Ereğli'ye yaptığı bu düşmanca hareketleri görmesine rağmen görmezden geldiği için OYAK yönetiminde yok farz ediyorum ve hiçbirisine davetiye göndermiyorum. Ama işçi arkadaşlarıma, formenlere, mühendislere, B personeline, A personeline hepsine davetiye gönderiyorum. Ama yönetici pozisyondaki Erdemir yöneticilerine ve OYAK yöneticilerine hiçbirisine de onları yok farz ediyorum. Çünkü Ereğli'yi kirletiyorlar, Ereğli'den nemalanıyorlar ama Ereğli'ye hiçbir şey vermedikleri için hiçbirisinde hepsinde yok farz ediyorum, davetiye de göndermiyorum. Değerli arkadaşlarımız, iki maddemiz vardı, görüştük. Üç arkadaşımız çekimsel verdi, onlar herhalde işte alim oldukları için iyi biliyorlar onları, biz de öğreniriz inşallah onlar gibi. Kabul edildi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim.